eve döndüm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ya aslında vlog çekmeyecektim, tamam mı? Sonra saat 1 gibi dedim ya ben çok sıkıldım evde filan oturmaktan. Hadi gezmeye gideyim, alışverişe gideyim dedim. Ve hemen aradım Sabri'ye, dedim işte böyle böyle alışverişe gitmek istiyorum. O da dedi tamam gidiyoruz. Ve çıktık ve ala ala 2-3 parça, yani hiç elbise bile değil yani. 2-3 tane küçük şey aldım Ashim'den, o kadar. Ashim'de bir tane elbise denedim arkadaşlar. Onun videosunu koyacağım buraya. Ya elbise güzel ama böyle bir cadı gibiydim ya. Onu giydiğimde gerçekten cadıya benziyordum. Ve o yüzden almadım. Ashim'den ve NYX'ten alışveriş yaptım. Şimdi Ashim'den arkadaşlar şunu aldım. Guaşa taşı aldım bundan böyle. Çünkü ya ablamın vardı, tamam mı? Ve ablamınkini kullandım ben bir gün. Ve gerçekten çok iyiydi. Yani bir iki kere falan kullandım. Etki yaratmıştı. O yüzden yeniden bir tane, yani yeniden derken bir tane kendime aldım. Böyle böyle yapacağım. Ve yüzüm güzel olacak. Bunun biraz nasıl yapıldığını gördüm. Biraz daha bakacağım böyle güzelcene ve yapmaya başlayacağım. Roller alacaktım, tamam mı? Sonra dedim ya ne gerek var yani? Gerek yok roller almaya. Guaşa yapayım. Yüzüm falan güzel görünsün. O kadar. Yani roller'ı alıp da ne yapacağım yani? Yani o yüzden almadım. Neyse. Başka ne aldım size göstereyim. Bir de bundan aldım. Bunu arkadaşlar şey için kullanıyorsunuz. Çilek bacak diyorlar ya, böyle kırmızı kırmızı oluyor bacağınız filan. İşte bundan yapıyorsunuz. Bir de asit, glikolik asit sanırım, evet. Bir de üreli krem sürüyorsunuz. Sürüyormuşsunuz ve o da iyi yapıyormuş. İşte onu denemeye karar verdim ve o yüzden bunu aldım. Ama glikolik asit yoktu şeyde, adı ne? Sephora'da. O yüzden internetten sipariş vereceğim. Yani az sonra sipariş vereceğim. Bakalım işte bir iki gün falan gelir. Bu sanırım haftalık bir vlog olacak. Böyle alışveriş dolu bir vlog olacak. Bundan aldım. Bakalım, umarım güzel olur. Bu ne kadardı söyleyeyim. Bu 9.99. 9.99 kuruş. Bu da arkadaşlar 14.99. Ve NYX'ten arkadaşlar şöyle bir lip gloss aldım. Evet, lip gloss aldım. Böyle. Hangisiydi göstereyim. Shine Loud. Görünmüyor. Aşağıya yazarım onu. Ya da buraya yazarım. Fierce Flirt. Shine Loud Fierce Flirt. Şimdi dolaştık bir şey yok. Stradivarius'a gittik, yok. Pimki'ye gittik, yok. Jennifer'a gittik, yok. Yani yok arkadaş, yok. Ama kötü de değil. Şey, size anlatmam gereken bir şey var. Onu da anlatacağım size az sonra. Açalım. Aç, yok. Bu da bir tane daha. Hayır, tamam. Ben bunu hiç harcamayayım. Yarın deneyeceğim çünkü videoda göreceksiniz. Şu elimdeki var ya, şu 3 tane denedim. Şu pembiş var ya, işte budur. Bu bana çok turuncu geldi. Bu da çok koyu geldi. Sabrina dedi çok koyudur falan. Bunu aldım. Böyle pembe. Aslında dudaklarımın rengi. Yani rahat bir şey. Bu tarafında şey var, böyle transparan bir gloss. Bu tarafında işte ruj. İşte sürüyorsunuz, renk veriyor. Bu da transparan şey. Onu biraz daha böyle glossy falan hale getiriyor. Böyle. Ya makyaj terimlerini bilmiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. Kulaklığımın şeyine benziyor. Neyse, şimdi anlatayım size. Alışveriş merkezine gittik, dolaştık, alışveriş yaptık. Bütün mağazaları dolaştık, hiçbir şey bulamadık filan. Sabrina dedi işte, hadi kulaklarını ne zaman deldireceksin filan. Dedi işte, gel soralım, bakalım ne kadar yapıyor. Dedim işte, tamam, yapabiliriz filan. Dedi Sabrina işte, annen filan ne der? Annem bana deldirmek için okeyledi. Dövme yaptırmamı istemiyor. Dedi sen yine de bir ara. Neyse, kadına söyledik işte ben bunu seçeceğim. Kadın işte malzemelere bakarken aradım annemi. Dedim işte anne, ben şu anda kulaklarımı deldirmek için işte bekliyorum. Dedi hayır. Hayır dedi ve kapattı. Dedim tamam, o zaman deldirmeyeceğim. Sabrina dedi iyi ki aradık falan, sorun çıkacaktı. Neyse eve geldik falan, dedim işte babama, baba ben işte biliyorsun 22 yaşındayım. Sen benim yaşımda işte evliydin, çocuğun vardı. Evet falan anlatıyorum. Dedi ne oldu yani, taşınmak mı istiyorsun? Kendi evine mi gitmek istiyorsun yani? Dedi benim için sorun yok yani, taşınabilirsin. Dedim yok baba, o değil. Dedi değerlendirebilirsin, senin için geç kaldık bile. 6-7 yaşında falan yapmamız gerekiyordu falan. Dedi o kadar bir rahatladım ki. Babam da hızını alama dedi de ikinci bir tane daha deldir, güzel olur falan. Biliyor. İkinci bir tane daha deldirmek istediğimi biliyor. Neyse bu şekilde yarın eğer Sabrina'nın işi yoksa beraber gideceğiz ve kulaklarımı deldireceğim. Neden? Belki annemle giderim, bilmiyorum, bakacağız.
Selam, günaydın. Duşumu aldım, saçlarımı şimdi kurutacağım az sonra. İlk başta şu yüzüme kremlerimi süreceğim. Sonra saçlarımı kurutacağım ve çıkacağım, alışverişe gideceğiz. Bugün Perşembe günü arkadaşlar. Dün gütmeye çok şendim. Daha doğrusu kulaklarımı deldirmek için korktum. Sabrina epey bir korkuttu beni. Neyse dün en iyi arkadaşımla konuştum. Dedi yok merak etme acımıyor falan hiçbir şey olmuyor. Çünkü o deldirmişti. Dedim merak etme acımıyor falan yani tık hemen geçiyor. Dedim tamam o zaman bugün gidiyorum. Tek başıma gideceğim. Kulaklarımı deldireceğim. Biraz eğer güzel bir şeyler bulursam alışveriş yapacağım. Jennifer'a gitmek istiyorum. New York'a belki giderim. Stradivarius'a uğrayacağım. Falan falan yani böyle biraz dolaşacağız. Ve daha sonra da eve geleceğiz. Güzel bir alışveriş vlog devam ediyor. İnternetten almam gereken birkaç tane şey vardı. Ama almadım. The Ordinary'nin bazı işte asitlerinden alacaktım. Glikolik asit ve salisilik asit. Sephora'dan alacaktım. Sepete koydum. Akşam uyudum sabah kalktım bitmişler. Başka markalarda da bulamadım o yüzden şimdilik almayacağım. Aslında ya pek de kullanasım yok şu asitleri falan bunları ama bilmiyorum bakacağız. Biraz araştırma yapıp alacağım onları. Bir önceki videoda göstermiştim size bunu arkadaşlar. Garnier'in arkadaşlar bütün ürünlerini kullanıyorum. Bütün bu C vitamin serisini kullanıyorum. Bunun bir de akşam için gece serumu çıktı falan. Onu da alacağım ama bir türlü bulamadım hiçbir yerde. Carrefour'da yok. İnternetten sipariş vermem lazım ama bütün ürünleri, almak istediğim bütün ürünleri aynı yerden sipariş vermek istiyorum. Boş boşuna kargo parası vermemek için. Şu almış olduğum gua sha taşı var ya, onunla beraber yapacağım. İşte o serumu kullanarak yapacağım onu. Böylelikle. Bir tane video buldum, gördüğüm şeyde, Reels'ta. Kadın işte gua sha taşını nasıl yapmamız gerektiğini falan gösteriyordu. Onu kaydettim, kullanırım onu. Bir de internette biraz araştıracağım işte doğru hareketler nedir falan diye. Size anlatmam gereken bir sürü şey var. Başıma bir sürü şey geldi. Neyse anlatırım size. Yavaş yavaş malzemeleri size göstere göstere anlatırım. İlk başta arkadaşlar şunu aldım. CeraVe markasının kremini aldım. Bunun içinde arkadaşlar şey var. Üre var. Ya yani internette şunu okumuştum. İşte çilek bacak oluyorsa bacaklarınız işte üre içinde üre olan bir krem kullanmanız lazım. Bundan vardı burada. Ve aldım bunu. 14.99. Hayır bu 12.99'du. Onun bir büyüğüydü daha fazla olan. Kırmızılıklar işte onlar gitsin diye. Umarım bir işe yarar. İlk sefer kullanacağım. Bu markayı hayatımda hiçbir zaman kullanmadım. Bakalım. Ya alışveriş merkezinde video çektim ama şöyle bir şey oldu. Video çekiyordum tamam mı? Yürüyordum işte ben. Ve güvenlik geldi. Dedi bana işte video çekmek yasak. Video çekmemelisiniz. Dedim işte sadece kendimi çekiyorum, başkalarını çekmiyorum. Dedi işte evet olabilir ama bunun için izin lazım. Çekerken arka taraflarda göründüğü için doğru değil. Dedim tamam sorun olmaz. O zaman çekmeyeceğim. İsterseniz işte karşınızda işte sileyim videoyu. Dedi nasıl isterseniz ben de sildim. Dedi işte gelecek sefer işte böyle bir şey yapmak isterseniz, işte video çekmek isterseniz işte izin almalısınız falan. Geçelim. Arkadaşlar ben ilk sefer Pull&Bear'a girdim. Normalde ben oradan alışveriş yapmam çünkü biraz pahalı geliyor bana. Ama üç şeyler buldum. İlk tane tişört aldım oradan. Şimdi şunu aldım. Böyle bir crop top tabii ki de. Bunu aldım. Altına bir jean. Bir de Converse ayakkabılarım. Günlük hayatta giyinilir. Güzel. Bu ne kadardı? 9.99'du arkadaşlar. 9.99 ve Essie'ni aldım. Beğendim. 9.99. Ucuz hem de. Ve kaliteli marka yani. Oranın ürünleri kaliteli oluyor. Annem oradan bir tane mont aldı. Ve montu gerçekten mükemmel. Ben ondan pek alışveriş yapmıyorum dediğim gibi. İlk sefer oradan aldım. Ve böyle bir tişört. Yine çizgili bir şey. Ama rahat. Bu da S
Ve 6.99 yapıyordu. 6.99 muymuş ya? Ucuzmuş. 6.99. Bu şekilde. Bu şekilde Pull&Bear'den aldım. Ve daha sonra arkadaşlar Jennifer'a gittim. Jennifer'da indirim vardı aslında. 3 tane tişört alıyorsun. Üçüncüsü 1 euro falan. Baktım onlara ama çok ilgimi çekmedi. Ve ben de dün akşam oturup internetten bakmıştım işte Jennifer'da ne var ne yok diye. Ve bunu buldum. Evet, Ağustos'un ortasındayız ve ben kışlık alışveriş yapıyorum. Evet. Evet, yapıyorum. Ama ne yapayım, kışlıkları çıkardılar ve alasım vardı. 19.99'du ve bu XS. H&M'e de gittim. H&M'de işte birkaç tane şey beğendim. Denedim onları, olmadı. Ya olmadı derken şey, dokusunu beğenmedim. H&M'e bir şey oldu ya. Ben eskiden H&M'den alıyordum bütün her şeyimi, bütün elbiselerimi falan. Yok, olmuyor arkadaş. Bir türlü beğenemiyorum. Yani yok artık, eskisi gibi güzel elbise çıkaramıyorlar. Kaliteli de değil. Böyle. Kötü değil yani, ben beğendim açıkçası. Şimdi tişörtün altına falan çizim görünüyor ama güzel. Bir de 19.99, pahalı değildi. O yüzden aldım bunu. Daha sonra arkadaşlar canım çikolata çekti. Daha doğrusu canım krep çekti. Dedim gidip Nutella alayım. Auchan diye bir tane, burada işte Carrefour'a benzeyen bir mağaza var. Girdim oraya. Ve ne buldum ben? Garnier'in akşam serumu, gece serumu. Ya bunun orada satıldığını bilmiyordum. Bir gittim oraya, bir bakıyorum serum yazıyor. Üstünde de akşam, işte gece, nuit. Dedim tamamdır, bu benim. İşte bunu yapacağım. Guaşa taşı hani almıştım ya, guaşa taşıyla beraber kullanırım. Umarım işe yarar. Gerçi bence, ya bence, ya benim düşüncem bu. Akşam bakım yapıp uyumak daha etkili oluyor. Sabah yaptığımız bakımın pek bir işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ya, nedense ben akşamları eskiden işte bir ara akşam işte uyumadan önce bakım yapıyordum yüzüme. Uyuyordum. Ve sabah bakım yapmama gerek kalmıyordu. Yüzüm çok güzeldi. Kullandığım ürünlerin etkisi daha yüksekti. Bu şekilde bir alışverişti. Şimdi size bir de şu kulak deldirme hikayesini anlatayım. Aynı kuyumcunun başka bir işte bu alışveriş merkezindeki mağazasına gideceğim. Sabriye beni biraz korkutmuştu, tamam mı? Dün de en iyi arkadaşımla konuştuk telefonda. Dedi ya merak etme, hiç acımıyor ya, bu kadar da korkmana gerek yok. Hemen gidiyorsun, tık tık hemen çabuk çabuk oluyor. Neyse gittim, dedim ilk başta ben bir alışveriş mi yapayım rahat rahat. Daha sonra da giderim, kulaklarımı deldiririm. Ve işte acırsa da acımasa da yani bitmiş olur. Çünkü benim nasıl bir reaksiyon vereceğimi bilmiyorum. Bayılma bile ihtimalim var. Çünkü ben acıdan bayılmışlığım var. Bitirdim işte alışverişimi. Saat 6 oldu. Gittim işte kuyumcuya. Dedim işte böyle böyle ben kulaklarımı deldirmek istiyorum. Kız dedi işte şu anda az kişi olduğumuz için bunu yapamayacağız. Kusura bakmayın. İşte gün içerisinde daha erken saatlerde gelirseniz o zaman olur. Yani kısacası yapamadım onu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu ürünlerin linklerini arkadaşlar aşağıya koyacağım. Türkiye'deki işte mağazanın linklerini koyarım. Siz de gidip alırsınız, seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.